Merhaba arkadaşlar. Şu an küçük bir kağıda şu kitaptaki resmi yapacağım. Farklılık olsun dedim. Bugün zaten ayrıca başka bir kitabın daha resmini yapmaya çalıştım kara kalemle. O yüzden bir HB kalemi alacağım. HB kalemi alıp başlayacağım. Şuralarda gölgeler var. Bu gölgeleri yapmazsak olmaz gibi geliyor. Hamur silgim de yanımda. Bir de bazı noktalarda biraz daha silgiden yardım alabiliriz. Ve devam edelim. Şurada koparacağım. Koparıp da ilerleyeceğim. Thank you.
Şimdi birazcık daha koyuluk vermek adına 8B kalemimi aldım. Çok hafif. Yağlı boya bir resim Kopak'taki Milan Kundera'nın Ölümsüzlük kitabı. Yıllar önce okumuştum. Yağlı boya bir resim. O nedenle kara kalemle yapıp daha sonra renklendirmeyi düşünüyorum kuru boyalarla. Evet. 8B'den sonra şu şekilde birazcık daha çok hafif tel tel saçlarla alakalı olarak son dokunuşları yapacağım. Şimdi arkadaşlar bence biraz dokunabiliriz kuru boyalarla. Çok hafif de olsa. Daha sonra yeniden hatta belki biraz daha kahverengi. Çok hoş olacak inşallah. Şimdi mavinin üzerinden beyazla geçiyorum. Şimdi yine kahverengi. Hatta sarıyı alabiliriz. Biraz belki gözlerdeki bal rengi ortaya çıkartırız. Evet. Şimdi tekrardan sarıyı biraz alalım. Gölgelerimizi atalım. Hatta turuncu.
turuncu ile birlikte biraz şuradaki ışık ve gölge tonlarını da vermek istiyorum. Evet. Çok hoş. Biraz daha sarıyla geçelim. Evet. Tekrardan sarıyı aldım. Ve devam ediyorum. Renklendirmeyi, o gölgeleri vermek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kuru boyayla düzgün bir renklendirmenin her şekilde çok da güzel olduğunu düşünüyorum resimde. Ciddi ciddi. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrardan 8 B'mi aldım. Hem de şu ışıltıları vermek adına. Unutmayın, kuru boyayla yapıyoruz. Birebir benzerlik zaten beklenemez. Belki biraz da turuncuyla arkadaşlar. Bence güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Milan Kundera'nın Ölümsüzlük kitabındaki o çok sevdiğim kapak resmini yapmak istedim bugün. Kendimce tabii kendi yorumlarımı da kattım. Ve böyle bir çalışma ortaya çıktı. Herkese iyi günler diliyorum.